Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Çocuklar, bayramınızı gönülden kutluyoruz. Ve sayın seyirciler, neşe doluyor insan dedik az önce klibimizde ama bu yıl buruğuz biraz. Deprem bölgesinde 6 Şubat gecesi çok şeyini kaybeden evlatlarımız yoklukla mücadele ediyor her anlamda. Bu özel günde de aktaracağız. Sadece bölgedeki evlatlarımız değil, tüm Türkiye'de de devletin resmi rakamları çocukların gıdaya erişimindeki sıkıntıyı ortaya koyuyor. İzleyeceksiniz. Sizler de Fox Haber etiketine yazabilirsiniz. Hemen başlayalım bültene. Anıtkabir'e gideceğiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 103. kuruluş yıl dönümü. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Bu bayramın belki de en güzel kutlandığı adres Anıtkabir. Atatürk yoktu, düşman çoktu. Atatürk geldi, düşmanı yendi. 23 Nisan ziyarete geldim atama. Kalktım, sonra da eteğimi giydim, hazırlandım, buraya geldim. Atatürk bizim milletimizin kurtarıcısı, kahramanımız. Biz buradaysak onun sayesinde buralardayız. Tekirdağ Çerkezköy'den geldik onun kabrini ziyaret etmek için. Biraz özlem duygusu ve üzüntüyle geliyorum. Gurur duyarak geri dönüyorum. Milli mücadelenin karargahı, milli egemenliğin sembolü Türkiye Büyük Millet Meclisi 103. yaşını kutlarken Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dünya çocuklarına armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çocuklar, büyükler atasının huzurunda bayram coşkusundaydı. 23 Nisan'ı veren bugünleri büyük atan diyor ki Türk çalış, evin güven. Atatürk'ü çok seviyorum, onu saygıyla anıyorum. Keşke burada olsaydı da ona sarılıp elini öpebilseydim, bayramını kutlayabilseydim. Ülkece büyük sıkıntılar yaşadık. Pandemi, deprem felaketi. Ama tüm Türkiye şu an bu görüntülere ihtiyacı var. Kalabalık, gerçekten bir bayram coşkusu var. İşte Türkiye'nin birleştirici gücü Mustafa Kemal Atatürk. Çocuklar atasına dillerinde şiirlerle koşarken yaşadıkları depreme, yıkıma inat, yaralarını Atatürk'ün huzurunda sarmaya çalışan 90 yaşındaki Cuma Tarar da tüm ailesiyle oradaydı. Hatay'dan geliyorum. Deprem bölgesinden. Evet. Kaç yaşındasınız? 90. Deprem yüzünden göçtük oradan. Geldik misafir olarak. Ben 1950'de buraya geldim ben. Bu ikinci. Evet, evet. Bu vatanı kendi Allah bir vatanı kurtardı. İlk gelişim. Çok güzel. Dünya benim oldu. Atatürk'ü sevmeyen var mı? Biz onun sayesinde yaşıyor. Dün Konya'daydık. Ankara'ya misafirliğe geldik. Kayınbabam ısrarla Anıtkabir'i görmek istiyorum. En son dedi 1950 yılında gördüm. Beni oraya götürür müsünüz? Aldık, getirdik. İlk kez bayramı yaşayan minikler, tüm engelleri aşarak Anıtkabir'e gelenler. Cumhuriyetin çınarlarında da, fidanlarında da aynı gurur, aynı özlem vardı. Atam izindeyiz. Atatürk'ün yolunda, Atatürk'ün ilkeleriyle yaşamayı çok seviyoruz.